Bir çeviren o pump'ın nasıl olduğu tam örnek diyemem. Sana çeviren o pump'ın nasıl geldiğini göstereceğim. R1, R2. Yani önemli bir şey bu, öyle şey değil. Şimdi biz 4 tane op-amp türü inceleyeceğimizi söylemiştik değil mi? Bunlardan birincisi inverting op-amp, yani çeviren op-amp. Çeviren op-amp da bizim genel olarak beklentimiz ne? Neyi çevirmesi? Output çevirmesi. Output'u mu çevirecek? Ben devreye output vermiyorum ki, devreye input veriyorum. Yani Input'u çevirecek. Nasıl çevirecek? Mesela 5 verdim input, ne olabilir? atıyorum gain 2 Ha. eksi 10. Olabilir değil mi? Aynen bu şekilde çevirmesini beklerim. Bunu da bu devreyi analiz ederek kanıtlamış olalım, tamam mı? Şimdi ben ne dedim? Op-amp'ın, ideal bir op-amp'ın iki tane özelliği var. Ve bizim bu noktadan sonra göreceğimiz herhangi bir op-amp'a dair ilk varsayımımız o op-amp'ın ideal olması. Yani şu iki özelliği her zaman için taşıyacak. Bir, input akımları sıfır olacak. İki, input terminalleri arasındaki gerilim farkı sıfır. Yani input gerilimleri aynı olacak. Şimdi eğer ben bunları söylüyorsam ne yapmamı beklersin benim? Sürekli olarak o pump'ın input terminallerini incelememi beklersin. Ve senin için de bundan sonraki her op amp sorusunda yapman gereken ilk şey bu op amp'ın input terminallerine bakmak. Yani input terminalinde ne var, ne yok, neyi nereye göre analiz ediyorum, tamam mı? Şimdi input terminallerini sen göster bana. Şurası ve burası de. Burası mı? Evet. Ha, burası birinci terminal. Burası hangi terminal? Çeviren mi, çevirmeyen mi? Şey, pardon, eksi taraf olduğu için pardon, inverted olduğu için. Aynen. Ezbere konuşmamak lazım. Çünkü op-amp böyle de gelebilir. Konfigürasyona göre böyle de gelebilir. Aynen. Bilerek ters çevirdim. Burası o zaman inverting kısım değil mi? Alttaki de non-inverting. Şurayı da işaretledim. Şimdi benim fark ettiğim ilk şey şu. Evet, GL'ye bağlı. Yani burası 0 volt. Bu ne demek? Burası da 0 volt demek. Yani şöyle yazıyorum bak. VNI. VNI'yi anladın mı? Non-inverting. 0 volt olduğu için biz aslında VI'nin inverting'inde 0 volt olduğunu biliyoruz şu an. Bunun dışında benim bu devrede bir analiz yapmam lazım değil mi? Bu devrenin analizine şu noktada uygulayacağım bir Kirchhoff'un akım kanunu ile başlayayım mı? Oraya mesela A noktası dedim, tamam mı? Buraya da diyorum ki Kirchhoff'un akım kanunu nerede? A noktasında. Bakıyorum ne var? Öncelikle A noktasındaki gerilim 0 volt. Ama 0 yazmayalım. VA diyeyim. A noktasında ya. VA diyorum. Eksi. Eksi burada A eksi B'in buna Aha. göre R1. Evet, devam edelim. oradan sonra o zaten açık devre olduğu için A bölü Şuradan B akım akmıyor değil mi? Akmıyor. Burada bir akım var. bölü B A bölü R2 mi? Burası da V output. Bak gördün mü? Burada da output olduğu için V A eksi V out bölü R2 diyorum. Totalde neye eşit olur bu? Sıfıra. Ama şimdi ben bu V A dediğim yerin şu iki denklem sayesinde sıfır olduğu bilgisine sahibim. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Bak burada düzenlemeye gidiyorum biraz. V input'un sıfır olduğu, buna dair bir bilgi yok. Ama V A sıfır. O yüzden eksi V in bölü diyorum R 1. Devam ettim. Bak burada da eksi V out geliyor. Eksi V out bölü R2 diyorum. Bunlar totalde neye eşit? Sıfıra. Tamam, biraz daha düzenleyeyim o zaman. Mesela bunu karşı tarafa attım. Hatta onu şurada yapalım mı? Diyorum ki eksi V in bölü R1 neye eşittir? V output bölü R2'ye. Okey miyiz? Peki ben neyi elde etmek isterim? Benim gain dediğim, kazanç dediğim şeyi bulmak için neyi elde etmek isterim? V'in bölü V out. Emin misin? Out bölü V'in. Alt bölü V. Neden? Çünkü işte iyi şey V'in hiç gene çarpı out Bunun bulacak. için birkaç örnek deneyelim mi mesela? Şöyle bir şey diyeyim. Benim böyle bir tane op-amp sistemim olsun. Görebiliyorsun değil mi? Ben diyorum ki ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Bunun kazancı 2. Buradan böyle 2 koydum. Burası ne çıkar? 4. Yani mantıken benim output'u input'a bölmem lazım ki kazancı elde edeyim. Tam tersi bana kazancı vermez. Kazancın tersini verir. O zaman benim yine bak buradaki output'u, output'um burada. Buradaki input'a bölmem lazım. Bunu da nasıl yaparım? R2 Input'u bölü buraya R1. alırım. Değil mi? Input'u buraya alırım. R2'yi buraya alırım. R2 bölü R1 mi? Eksi R2 bölü R1 mi? Eksi R2 bölü R1.
V output bölü V in neye eşittir? Eksi R2 bölü R1. Şimdi buradan da ben bazı sonuçlar çıkartmak istiyorum. 1. Sinyalim çevrildi. Eksi geliyor çünkü, gördün mü? Sinyalim çevrildi. O zaman diyorum ki bu, evet, çeviren bir op-amp'mış. İkinci söyleyeceğim şey de bunun kazancı, G bu arada, gain'in G'si. Kazancı eksi R2 bölü R1. Okey miyiz buraya kadar? Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.